Cem Küçük, Süleyman Soylu'nun geçen yılki ameliyatı ve haberciliğin ölümü. Geçen hafta Fatih Selek köşesinde sabah yazarı Hıncal Uluç'tan bir alıntı yaptı. Gazetelerin kapanmasıyla ilgili Hıncal abi şunları yazmıştı. Peki bu gazeteler neden kapanıyor? Efendim sanal medya, millet internetten okuyor. Efendim başta kağıt artan maliyetler, ekonomik kriz zorluyor. Tabi bunların ikisi de tartışılamayacak kadar önemli etken. Etken de biz kendimize bakıyor muyuz hiç? Biz acaba okunacak gazete yapıyoruz da millet mi almıyor? Hıncalığa bir zaman zaman haberciliğin öldüğünü, iyi muhabir kalmadığından dert yanıyor. Ben de bu köşede ara ara medyanın bittiğini ve itibarının azaldığını yazıyorum. Ne kadar haklı olduğumuz şimdi anlatacağım olayla daha iyi anlaşılacak. Malum İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun burnu canlı yayın esnasında kanadı. Hepimiz bir an panik olduk. Süleyman Bey'in doktorları kanamaya neden olan kılcal damarların yakılmasını önerdiler ve kılcal damarları yakıldı. İki gün dinlenen Sayın Bakanımız çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Soylu müthiş çalışkan ve özverili. Kendi sorunlarını asla gün yüzüne çıkarmıyor. Öğrendiğime göre bu ameliyat Soylu'nun ikinci ameliyatıymış. Geçen yıl İstanbul'daki yerel seçimlerden hemen sonra Süleyman Bey'in sağ ayağında varis ortaya çıkıyor, doktora gidiyor, doktorlara ameliyat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Soylu dinlemiyor. Terörle mücadele ve Barış Pınarı harekatı öncesi olmaz diyor ve sırf vatan için çalışmaya, terörün kökünü kazımak için sağlığını sonuna kadar tüketiyor. Soylu az uyuyan, çok yürüyen, gecesi gündüzü olmayan bir bakan. Sağlık gibi şahsi dertlerini umursamıyor. Ancak ağrı ve şişkinlik artınca doktorlar tamam deyip Ankara'da acil ameliyatı alıyorlar. Tarihi net öğrenemedim ama 2019'un Eylül ya da Ekim ayı gibi. Belki daha önce. İki gün Ankara'da dinleniyor Soylu ve sonra doktorları da pek dinlemeden çalışmalarına devam ediyor. Ben bu bilgiyi tamamen tesadüf eseri öğrendim. Hıncal abiye ben de hak verdim. Ülkenin en tanınan 3-5 kişisinden biri, en etkili 2-3 siyasiden biri varis ameliyatı oluyor ve bunu kimse duymuyor. Şimdi bizim taraf medyasından biri duymuş olsa yazardı bu konuyu. Hadi bizim tarafı geçtim, muhalifler duysa onlar da yazardı ama hiçbirinden çıt yok. Yahu İçişleri Bakanı ülkenin en popüler isimlerinden biri. Hayatı, işi, gücü herkesin gözleri önünde cereyan ediyor. Bir Allah'ın kulu ameliyat olduğunu duymuyor. Vallahi gazetecilik ölmüş. Soylunun herkesin içinde kanayan burnu, mesela evdeyken kanasa burun kılcallarını yaktırdığından da haberimiz olmayacaktı. Bu arada ben de anladım ki, eğer soylu iki gün ortada gözükmüyorsa kesin bir şey var demektir. Başta bana küpe olsun. Süleyman Soylu bakanımıza tekrar geçmiş olsun. Kendi mütevazı kişiliği gereği konuşmuyor ama müthiş çalışkan biri. Bu yüzden sağlığını önemsemiyor. Terörle mücadelede elde edilen başarılar ortada. Allah kendisine sağlık sıhhat versin. Cem Küçük, Türkiye Hande Fırat O mektuptan ne var? Kanal İstanbul Türkiye'nin en dikkat çeken gündemi. Hükümet yapacağım diyor, Ekrem İmamoğlu ve CHP yaptırmam yapamazsın yanıtını veriyor. Açıklamalarla gerginlik artmışken bir önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ve konuşma yaptığı Ankara'daki akıllı şehirler ve belediyeler toplantısına Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a mektup verdiği an damgasını vurdu. Ben de mektubun içeriğinin peşine düştüm. 4 sayfalık mektup Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hitabıyla başlıyor. 23 Haziran'dan bu yana hükümetle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilişkilerinin normalleşmeme nedenlerinin anlatılmak istendiği vurgulanıyor. Paragraflarda Cumhurbaşkanım ifadesinin kullanıldığı mektup için Ekrem İmamoğlu son günlerde özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleriyle süreci manipüle etme çabalarını, Sayın Cumhurbaşkanına yanlış bilgiler aktardıklarını dile getirdim demişti. Kamuoyuna yansıyan bilginin aksine Kanal İstanbul projesinin neden yapılmaması gerektiğine ilişkin İmamoğlu'nun gerekçeleri mektupta yok. Peki ne var? Melen Barajı etrafında dönen tartışma, şehir hastanesine giden metro hattının durması konusundaki tartışma, İstanbul'da Kanal İstanbul proje güzergahındaki arazi hareketliliği tartışması. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu üç konuda bakanların cumhurbaşkanına yanlış bilgi verdiğini iddia ediyor. Mektupta bakanlıkların iddiaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tezleri ve karşılaştığı zorluklar yer aldı. Hem bakanlıklar hem de bürokraside karşı karşıya kaldıkları zorluklar anlatıldı. İmamoğlu, bu sistematik yanlışlıklar hükümetle İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki normalleşmeyi engelliyor ifadesini kullandı. Talebinin hükümetle İBB arasında normalleşme sürecine geçilmesi olduğunu belirtti. İstanbul'un sorunlarını hükümetimizle birlikte çözmek istiyoruz temennisi de yer aldı. Mektubun son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebini hatırlatarak arzu ettiğiniz her konuda bilgi ve belge sunmaya hazırım dedi. Normalleşmek iyidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubu cebine koymadı, açtı, hemen okudu. İçindekileri mutlaka değerlendirecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektup yazarak normalleşme istemesi de önemli bir adımdır. Gerginliğin İstanbulluya da, İstanbul'a da, Türkiye'ye de faydası yok. Cumhurbaşkanı randevu verirse İstanbul'un sorunlarını yüz yüze konuşmaları önemli olacaktır. Siyaset arenasında da yumuşama getirecektir. Hande Fırat, Hürriyet Nedim Şener Fotoğraftaki beşinci kadın Tiyatroda ön sırada oturan dört değil beş kadın var. Fotoğraftaki beşinci kadın HDP eş başkanı Pervin Buldan. Peki onu yok saymak ayıp olmuyor mu? Selahattin Demirtaş'ın yazdığı oyunla ilgili tartışmalar tiyatro sanatçılarının performansıyla değil izleyici koltuklarında ön sırada oturanlarla ilgiliydi. Çünkü asıl oyun tiyatro orada oynanıyordu. Salonda ön sırada CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, CHP Başkanı'nın eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve HDP'li Sırrı Süreyya Önder yan yana sıralanmıştı. Ardından Demirtaş'ın kitaplarının İBB tarafından satışa konması, salondan medyaya fotoğrafı tamamlayan bir gelişmeydi. Bu ikisini birleştirip tek bir cümlede şunu yazdım. İBB Demirtaş'ın kitaplarını da satmaya başlamış. Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, tiyatroyla, kitapla, şiirle, türküyle yavaş yavaş alışacaksınız. Bir gün şehitleri hatırlayıp, ben neyi alkışlıyorum dediğinizde, kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak. Kıyamet koptu. Hakaret, küfür, tehdit birbirine karıştı bir yandan da kitapların toplatılması, yasaklanması gibi saçma bir tartışma başladı. Şiddeti terörü övüp teşvik etmeyen her kitap yazılabilir ifade özgürlüğüdür. Ama insanların tepkilerini engellemek isteyenler çarpıtıp tartışmayı kitap konusuna getirdi. Tekrar ediyorum. Burada tartışılan kitap tiyatro değil, halkın gözünden kaçırılmaya çalışılan siyasi oyundur. O oyun, CHP'nin reddettiği HDP ile ortaklığını canlı tutma çabasıdır. Buna da kimse itiraz etmez. Elbette HDP PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorsa Öcalan'a sayın değil, terör örgütü elebaşı diyebiliyorsa. Ama bunlar olmadan Kandil'deki teröristlerin sözcülüğünden ileri gidemeyen partiyle tiyatro, kitap araç kılınarak sürdürülen ilişkinin Türkiye'yi götüreceği noktayı göstermek de gerçeği arayanların görevidir. Tepkiler üzerine CHP sözcülerinin açıklamaları zaten bu mahcubiyeti gösteriyor. Mesela CHP sözcüsü Faik Öztürk, konuyla ilgili soruya şu cevabı verdi. Şimdi arkadaşlar, birincisi sosyal bir olaydır. Dolayısıyla bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yatsınıyor, neden illa kutuplaşma isteniyor, bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değil. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özen ise şu açıklamayı yaptı. Dört kadının bir araya gelip, bir tiyatro eserini izlemesine, erkeklerin avazı çıktığı kadar bağırmasına ayıplı buluyoruz. Bu cümle zaten saklanmak istenen ilişkiyi ele veriyor. Neden mi? Tiyatroda ön sırada oturan dört değil, beş kadın var. Fotoğraftaki beşinci kadın HDP eş başkanı Pervin Buldan. Peki onu yok saymak ayıp olmuyor mu? İşte onların gizlemeye çalıştığı benim proje dediğim bu. Keşke canlı bomba seheri yazabilse. Selahattin Demirtaş'ın yazdığı bir kitap var. Adı Seher. Kimileri kitabın Ankara Kızılay'da 35 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör örgütü YPG PKK üyesi Seher Çağla ile ilgili olduğu yorumlarını yazdı. Evet kitapta üzerinde ayrıca durulması gereken birçok isim var ama onlar başka bir yazının konusu olacak. Ama bu kitaptaki Seher, gönül verdiği, güvendiği bir gencin Erkek arkadaşlarıyla tecavüz ettiği, namusu kirlendi diye ailesi tarafından infaz edilen bir kızın adı. Yani isimden başka benzerliği görünmüyor. Ben okuduğumda Demirtaş keşke Seher'in terör örgütü YPG PKK üyesi Seher Çağlay'a dönüştürülmesini yazabilse diye düşündüm. Kars'ın Kazman ilçesinde 1992 yılında yoksul bir ailenin kızı olarak doğan Seher Çağla'nın ilk ve ortaokulu Marmara Ereğlisi'nde okuduğunu, 2012'de Balıkesir Üniversitesi'ni kazandıktan sonra PKK'lıların onu ailesinden nasıl kopardığını, terör örgütünün onu önce propaganda elemanı, ardından da 2016'da canlı bomba olarak kullandığını, cesedine onu dünyaya getiren ailesinin bile sahip çıkmadığını, o dramatik üslubuyla kaleme alsa Amerika'nın paralı uşağı haline gelmiş PKK'lı terör baronlarının onu ve nice Kürt gençlerini canlı bomba haline getirdiğini, Seher Çağlan'ın kendisi gibi üniversite öğrencilerinin de aralarında olduğu 35 kişiyi katleden bir canavara nasıl dönüştürüldüğünü yazabilse PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın doğa kod adını kullanan Seher Çağla için yazdığı ve onu mitolojik kahraman Herakles'e saldırısını da Nilüfer Çiçeği'ne benzettiği doğa zamanı yazısından da söz edebilir belki. Nedim Şener, Hürriyet